Herkese günaydın. Hepiniz hoş geldiniz. Fast Company dergisinin değer yaratan markalar 2020 buluşmasında bizimle olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Brand Finance düzenli olarak Türkiye'nin değerli markalarını 100 markasını açıklar. Az evvel David'e, Brand Finance CEO'suna da bahsetmiştim. Sanıyorum 10 yıl evvel İlk buluşmayı Boğaz kenarındaki bu otelde David'le yapmıştık. O dönemde de buna benzer bir konuyu konuşmuştuk. Yani bu konu marka yaratma konusu önemli. Brand Finance listesi açıklanınca David'le ve Muhterem Bey'le de temasa geçtik. Türkiye'de bu listelerde öne geçen, yükselen, ilk defa giren şirketler var. Bunları paylaşalım, hikayelerini paylaşalım istedik. Böylece bu etkinlikte sizlerle birlikteyiz. Umarım gelecek yıllarda da deneyimleri ve stratejileri paylaşan benzer etkinliklerle birlikte oluruz. Az sonra konuşmacılarımızı takdim edeceğim ama bir iki bilgi de vermek istiyorum. Araya reklam girelim. Nasılsa geniş bir kitlemiz var izleyen. Birincisi Haziran-Temmuz sayımız piyasada, almanızı, abone olmanızı rica ediyorum ki birlikte daha güçlü olalım. İkincisi, bu etkinliklerle ilgili önerilerinizi beklerim. Konular ve konuşmacılarla bize yön gösterirseniz memnun oluruz. Temmuz ayının sonunda yeniden başka yeni bir takım etkinliklerimiz olacak. Onları haberdar edeceğim ama yeni birkaç buluşmamız olacak. Bunlardan yenisi ve bence en önemlisi Corporate Culture zirvesi yapıyoruz. Ağustos ayında böyle bir Türkiye'de ilk defa Culture, Corporate Culture kültür 100 listesi yayınlayacağız. Ve devamında da Eylül ayında şirket kültürü yaratma, dünyada ve Türkiye'de şirket kültürünün önemi gibi konuları kapsayan yeni nesil bir konferans. Tabii ki başlangıç olarak bunu online yapacağız. Ben bu ve her türlü konuda dergi, kağıt, dijital her türlü konuda bana ve arkadaşlarımıza yazabilirsiniz. Şimdi isterseniz başlatalım programı. Bugün Brand Finance CEO'su David Haig var. Ardından David bir prezentasyon yapacak. Vaktimiz olursa sorular alacağız izleyicilerden. Eğer sorularınız varsa platformumuzdan bize iletebilirsiniz. Ardından gelecekte kendilerini bu listelerde konumlandırmak isteyen iki şirketin, İSKEFE Holding'in ve Goldmaster'ın CEO'larıyla bir oturum yapacağız. Sonrasında da Brand Finance listesinde yer alan, yükselen, ilk defa giren 5 şirketin CEO'suyla marka stratejilerini, hedeflerini konuşacağız. Evet arkadaşlar, bir sonraki oturumumuz için Goldmaster CEO'su Sinan Bora ve İSKEFE Holding Avrupa CEO'su Hakan Kaya'yı alabiliriz. Sinan Bey ve Hakan Bey amaçları gelecekte bu listelerde yer alacak büyük markalar yaratmak. Onlarla da markaların öykülerini, arkasındaki stratejiyi ve geleceğe yönelik hedefleri tabii yaşadığımız dönemin ruhuna uygun, içinden geçtiğimiz dönemde yaptıklarını da dinleyeceğiz. Sinan Bey, hoş geldiniz. Sizin sesiniz kapalı. Şu an sesim nasıl geliyor mu Rauf Bey? Tamam, gayet iyi. Tamam. Türkiye'de az sonra gelecek İSKEFE Holding Avrupa CEO'su Hakan Bey de öyle. Onun şirketi de öyle. Türkiye'de çok öyküleri bilinmeyen, çok fazla konuşulmayan markalar var. Siz de köklü bir markayı temsil ediyorsunuz. Belki izleyenlerin önemli bölümüne de bir şekilde dokunmuşsunuz, evlerine girmişsinizdir Goldmaster markasıyla. Kısaca Goldmaster'dan bahseder misiniz? Evet, Hakan Bey de geldi. Hakan, merhaba. Hakan Bey, İSKEFE Holding Avrupa CEO'su. Biz ilk sorumu Sinan Bey'e sormuştum. Hoş geldiniz. Evet, Sinan Bey. Bir parça Goldmaster'ın kuruluşundan bahseder misiniz?
Evet, Rauf Bey, 45 yıllık bir firmayız. 1975'te kurulduk. Bir aile şirketi olduğumuz için babamız tarafından kuruldu. 1975'te Türkiye'de üretimin hiç olmadığı, çok az olduğu yıllardı. O zaman küçük elektrikli ev aletleri üretimiyle başlamıştık. Bizler o zaman daha ilkokula gidiyorduk. 1975'te üretim şirketi olarak başlamayla birlikte bizler ikinci kuşak olarak, üç kardeş olarak 1985 ve 90'larda şirkete katıldık. Ve hep birlikte bir aile şirketi olarak şirketi büyütmek için canla başla uğraştık. Bu konuşma sırasında ben birkaç tane dona vereceğim. Bunları bu yolda, bu kilometre taşları neler yaptık diye. 45 yıllık üretim, küçük elektriği vaatleri üretimle başlayan, daha sonra elektronik üretimine giren bir aile şirketiyiz biz. Kısaca bahsetmek istersen. Şey üreterek başlamıştınız. Ne üreterek? Ev aletleri, evet. Elektrik aletleri, ütüydü, ısıtıcılar. Evet, fırın, evlerde kullandığımız, annelerimizin diyelim, 1970'te evet. Annelerimizin kullandığı evde bütün elektrikli ev aletlerini küçük çekmece de üretiyorduk. O zamanlar takdir edersin ki çok zordu. Ben ilkokuldayken fabrikaya giderdim. Enjeksiyonlarımız vardı, kalıplarımız vardı, kalıphanemiz vardı. İlkokulda onların arasında büyüdüm diyebilirim. Bu benim için ama çok büyük bir değer kattı. Hepimizin anısını canlandıralım. Ay Yıldız fırınlar mı vardı? Çok doğru. Bu yuvarlak davul fırınlar vardı. Davul fırınlar vardı. Hala annelerimiz kullanır. En güzel börekleri onda yapar. Babam onların ilk üreticisiydi. Ay Yıldız fırınlar vardı. Gurur duyuyoruz. Hala kullanan var. Çok ilginç. Hala yani hatırlatalım. O zamanlar marka Gold Star değil, Ay Yıldız'ı. Sonradan Gold Star yaptı. Doğru, doğru. Şöyle düzelteyim. Ay Yıldız'dı. Daha sonra Gold Star markasıyla yaptık ama Kore'deki Gold Star'a benzerliği nedeniyle Gold Master'a çevirdik. Pardon, Gold Master. Ben... Böyle bir hikayesi var ama zaten. Onda hakikaten tamam. Böyle bir hikayesi var. Okey, çok teşekkürler. Pazardaki marka gücünden bahseder misiniz? Yani şu anda bir dönem vericiler, antenler üretiyordunuz. Şu anda başka küçük ev aletlerindesiniz. Orada yaptığınız, oradaki konumunuzdan bir de içinde bulunduğunuz dönemde izlediğiniz stratejiden de bahsederseniz memnun olurum. Evet. Rauf Bey, biz ilk hızlı büyümemizi 1995 ile 2006 arasında o 10 yıllık dönemde dijital uydu alıcıları yaptık. Biliyorsunuz Türkiye'de o zaman yayınlara ulaşmak çok kolay değil. Özellikle Anadolu'da engebeli bir arazi olduğu için Türkiye yayınlara ulaşmanız zor. Biz oradaki boşluğu görerek yatırımımızı uydu alıcılara yaptık. Ve inanır mısınız şehirler, ilçeler, köylere kadar, bütün köylere kadar Gold Master'a ulaştık. Ben bazen seyahate giderim Anadolu'da. Bir köyden geçerim. Katıra'da Gold Master uydu alıcısının antenlerini gördüğüm zaman gurur duyarım. Orada yaklaşık olarak 10 milyonun üzerinde bir ürünle 5-6 milyon haneye girdik. Yani Türkiye'nin Edirne'den Hakkari'ye, Artvin'den ne diyelim Fethiye'ye kadar bütün köy ve ilçelerinde haneye girmek bizim için gurur verici. Çok değerli bir şey. Bunu başardıktan sonra pazardaki gelişmeler pay TV'ye yöneldi biliyorsunuz. Paralı yayınlar artmaya başladı. Bunu görünce yine büyüyen bir sektör küçük elektrikli vaatlerine yatırım yaptı. Küçük elektrikli. Bu arada uydu alıcılarında pazar lideri olduk. Bunu söyleyebilirim. Pazarda yaklaşık 130 oranında pay alarak pazar lideri olmuştuk. Şimdi küçük elektrikli vaatleri bizim için 7-8 yıllık yeni bir sektör. Burada da pazar payımızı yaklaşık %5'lere doğru çıkartmaya başladık. Tabii burada çok globaller var. Yoğun bir rekabet var. Bunların arasından sıyrılmak için çeşitli stratejileri izliyoruz. Ve geleceğe yatırım yapma anlamında bir trend analizleri yapıyoruz. Nereye gidiyor? Dünya nereye gidiyor? Türkiye nereye gidiyor? Ne yapabiliriz diye. Ve son 1-2 yıldır da markalaşmaya ağırlık verdik. Çünkü hepimiz kendi içimize büyük çabalarla bir şeyler yapıyoruz ama bunu tüketici anlatmadıktan sonra çok bir anlamı yok. Markalaşmaya ağırlık verdik. Ve en önemlisi de küçük elektrik vaatlerinde yerli üretime ağırlık verdik. Çok önemli. 8 yıllık küçük elektrikli ev aletleri sektörü olmamıza rağmen son 4 yıldır üretim yapıyoruz. Burada yoğun bir şekilde ilerliyoruz ve dış kaynak kullanımı da çok önemli burada. Aynı anda birçok ürün yapabilmek için küçük elektrikli ev aletlerinde muhtelif sektördeki alt sanayiyi alt fosil üretimde kullanarak bir sinerji yaratıyoruz. Onlara da istihdam sağlıyoruz. Dağıtım kanalı çok önemli. Bizde hem online hem offline hem geleneksel kanal, hem modern kanal,
gibi birçok denetim kanalını kullanıyoruz. Tabii ki bunların da en önemlisi ve büyümeyi getiren ihracat pazarları var. Son 3-4 yılda da yoğun bir şekilde ihracat ağırlıkları yapıyoruz. Marka değerini yükseltmek içinde her türlü pazarlama aktivitesi ve pazarlama tool'larını kullanıyoruz. Bunların en önemlisi de sektörün nereye gittiğini gösteren pazar araştırmaları, tüketici ne istediği gibi konularda çalışma yapıyoruz. Sizin yönlendirmek istediğiniz başka varsa bu konuda söyleyelim. Çünkü bu dönem küçük ev aletleri için parlak bir dönem oldu galiba. Birkaç ülkede bu dönemi değerlendirir misiniz? Nasıl geçti sizin için? Tabii şöyle bir şans oldu. İnsanların evde fazla kalması nedeniyle küçük elektrikli ev aletlerinin kullanımı arttı. Bu kullanım artınca da farkındalık arttı. Bizler de hazırdık. Hep bazı programlarda söylerim. Şans faktörü etkendir ama şans geldiğinde de hazır olmak. Hani klasik olacak ama hazır olmak lazım. Biz küçük elektrikli ev aletleri pazarının büyüyeceğini, insanların ilgisinin artacağını bildiğimiz için hem üretim yatırımı, hem ham madde yatırımı, hem ARGE yatırımında hazırlanmıştık. Pandemi sürecinin, olumsuz bir sürecinin ufak bir artı tarafı insanların bu tür ürünlerle hayatlarını kolaylaştığını fark etmeleri ve ilgi göstermeleri oldu. Biz de tekrar söylediğim gibi hazır olmamız nedeniyle hızlı penetre olduk. Online kanallar büyüdü. Bu durumda dağıtım kanallarının kendi tercihlerinden ziyade tüketicinin kendi tercihleri ön plana çıktı. Ve biz de tüketici doğrudan temaslı olan bir şirket olarak pazarda daha büyük bir pay aldık. Ve tüketicilere ürünlerin ne kadar kolay kullanılabildiğini, çekinmemesi gerektiğini gösterdik. Özellikle kişisel bakımda, kendi kişisel bakımımızı evde yapabileceğimizi gösterdik. Bu bizden hızla pazarda %20'lerin üzerinde kişisel bakımda pay almamızı sağladı. Çok teşekkürler. Sizin Goldmaster için Türkiye'de ve dünyada, bölgede olmak, büyümek gibi ne gibi hedefleriniz var? Goldmaster için nasıl bir gelecek umut ediyorsunuz, planlıyorsunuz? Evet. Öncelikle biz son büyüme stratejimizde şöyle bir değişiklik yaptık Rauf Bey, ondan bahsetmek isterim. Yayılarak büyüme yerine, özellikle ürün gamında odaklanarak ve derinleşerek bir büyüme yapısını seçtik. Çünkü yaklaşık olarak 4-5 sektördeydik. Birbirine komşu alanlar da olsa 4-5 sektördeydik. Bunun orta uzun vadede kaynakları tükettiğini ve daha riskli bir alan olduğunu görerek daraltıp odaklanmayı seçtik. Öncelikle bu ana stratejimiz. Odaklandığımız sektör ve ürünlerde bu sefer de Türkiye içinde pazar payını büyütme, önce bölgesel bir marka olma, daha sonra da dünyada en az 100 ülkede kendi markamızda olma. Burası çok önemli. Bizim hedefimizde başka ülkede ihracat yaparken daha çok fason yerine kendi markamızda ihracat yapıyoruz. Şu anda fason yapıyorsunuz değil mi? Onun altını çiziyoruz. Kendi markamızda ihracat yaklaşık 20 ülkede Goldmaster markasıyla ihracat yapıyoruz. Bunu artırmayı düşünüyorsunuz. 100 ülkeye ulaşacağız. Hedefimizde bu 100 ülke var. Bunun içinde birinci özellik elektronik ve elektrikli ev aletlerine odaklanmayı seçtik. Sağlık ürünlerimiz de var bu arada. Bunların hepsini biz bir komşu olan olarak, çok farklı sektörler değil bunlar. Elektronik, elektrikli ev aletleri ve elektrikli sağlık ürünleri hepsi bir komşu olan. Bu alanlarda dikey büyüyerek, ARGE'yi arttırıp dikey büyük ürüne hakim olup, önce Türkiye'de pazar payını %20'lere çıkartmak, daha sonra bölgesel oyuncu olup, daha sonra da 100 ülkede kendi markasıyla ihracat yapan firma olduğunda yolunda ilerliyoruz. Bunlar çok gelecekte hayalimizde olanları anlatmıyorum. Önümüzdeki 3-7 yıl içerisinde başaracağımız konular. Zaten bu konularda da ilerliyoruz. Pazar payı anlamında, ARGE anlamında, esnek üretim anlamında, bölge ülkelerde etkinlik anlamında yaklaşık olarak 20 ülkede kendi markamızda yer almak zaten başlı başına bir başarı. Çünkü oralarda kendi markanız olduğu zaman hem bir pazarlama yatırımı yapmanız gerekiyor, hem de markanızın duruşunu sağlamanız gerekiyor. Çok teşekkürler. Sinan Bey'e, Sinan Bey siz son bir mesaj olarak hedefiniz? Rauf Bey, zaten Türkiye'de 3-4 milyon hanede olan bir markayız. Hedefimiz yeni yaptığımız küçük elektrikli ev aletleri yatırımlarıyla insanların hayatında daha fazla kullanılan bir marka olmak
hem kişisel bakım, hem mutfak, hem temizlik kategorilerinde küçük elektrik aletleriyle yaklaşık 5-6 milyon hanede olmayı hedefliyoruz. Zaten bunun yarısını başardık. Diğer yarısını da önümüzdeki yıllarda yapmayı düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim. İnşallah Brand Finance 100 ya da benzer listelerde sizin ve İSKEFE'nin olduğunu görür ve bu ortamlarda birlikte başarınızı konuşuruz. Tekrar sevgili Sinan Bora, Gold Master CEO'su ve Hakan Kaya, İSKEFE Holding Avrupa Yatırımları CEO'su, çok teşekkür ederim ikinize de.